Hastanelerde yaşanan skandallar, sağlık sektöründeki açıklar, kontroller, insanlara artık özel hastanelerde ya da özel sağlık hizmeti alınan yerlerde olan güveni tamamen kaybettirdi. Şu anda böyle bir sıkıntı içerisindeyiz. Yani insanlar artık özel hastaneye gitmek istemiyor. Tabii ki bunun nedenleri var. Özellikle bu bebek olayları, diyaliz olayları, bir sürü şey. Bakıyorsunuz mide ameliyatından giriyor, adam ölüyor. Bakıyorsunuz mide ameliyatını ya da estetik ameliyatı yapanlar sahte doktor. Bir sürü bunlar yaşandı biliyorsunuz geçmişte. Çok uzak değil yani. Bir sene içerisinde bunlar yaşandı. Ne oluyor? Demek ki denetimler az falan filan diyorsunuz ve daha çok devlete yöneliyorsunuz. Üniversite hastanelerine yöneliyorsunuz falan. Ben kendi adıma söylüyorum. Özel hastaneye çok böyle ekstrem bir durum olmadıkça gitmemişimdir. Doğumumu da devlet hastanesinde yapmışımdır. Çeşitli operasyonlar geçirdiysem hepsini devlet hastanesinde yapmışımdır. Uzun lafın kısası bir tane haber okudum. 27 yaşında genç bir kadın baş ağrısı ve halsizlik şikayetiyle Bursa'da Uludağ Üniversitesi'ne gidiyor. Üniversitenin yoğun bakımında da yer olmadığı için özel bir kuruluşa, özel bir hastaneye yönlendiriliyor. Özel hastaneye gidiyor, yatışı yapılıyor, bir gün sonra da ölüyor. Özel hastanede diyor ki hani kanında enfeksiyon yüksekti, bu yüzden öldü. Şimdi tekrardan sorular, aile şikayetçi falan filan. Peki Uludağ Üniversitesi'nin yoğun bakımında neden yer yok? Şimdi özel hastanelere olan bu güvensizlik devlet hastanelerinde, üniversite hastanelerinde bir yoğunluğa neden olmadı mı? Çok ciddi bir yoğunluğa neden oldu ve daha da olacak. Kapasite yeterli mi peki? Bu yoğunluğu kaldıracak kapasite yeterli mi? Doktoru yeterli mi? Hemşiresi yeterli mi? Yatağı yeterli mi? Aleti yeterli mi? Bir sürü şey soru, bir sürü soru gelmiyor mu aklımıza? Demek ki yeterli değil. İnsanlar özele yönlendiriliyor. O zaman biz sağlığımızı nerede kime emanet edeceğiz? Devlete gitmek istiyoruz. Sıradan gidemiyorsunuz. Sıradan tedavi olamıyorsunuz. Yatak yok, yatamıyorsunuz. Tedavi olamıyorsunuz. Sağlık Bakanlığı bununla ilgili nasıl bir çalışma yapacak? Gerçekten çok merak ediyorum. Ama bu güvensizliğin bir an önce halk içinde, toplum içerisinde bir an önce bitmesini diliyorum. Bunun da bitmesi için yapılacak olan şey Sağlık Bakanlığı'nın çok ciddi anlamda denetimlerini arttırması ve kimseye nefes aldırmaması. Yani koskoca bakanlık bunu yapamıyor olması gerçekten üzücü. Hani biz Türkiye'de sağlık sektöründe çok övünürdük. Hani ben İngiltere'de kaldığım dönemlerde biliyorum, oradaki sağlık durumunu da biliyorum. Hollanda'da ablamın yaşadığı sağlık durumlarını da biliyorum. Yani öyle kolay kolay doktor hadi gel hemen gidip bakılıp falan yapamıyorsun yani. Yani bizim sağlık sektörümüz gerçekten bir yere gelmişti. Ama şimdi o yerden patır 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 düşmeye başladı ve kendi halkı, kendi sağlık sistemine güvenmeyen bir duruma düştü. Bu da dediğim gibi devlet ve üniversite hastanelerindeki yoğunluğa neden olacak. Oluyor. Kapasite karşılamıyor. Yani o zaman ben şunu sormak istiyorum. Biz sağlığımızı nerede, kime, nasıl emanet edeceğiz? Emanet edeceğiz ve biz sağlığımıza nasıl kavuşacağız?